Arkadaşlar ben Firdevs Demir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sanki menekşeyi andıran küçük çiçeklerin yapılışından çalışacağız inşallah. İplerimiz benim eski iplere döndük arkadaşlar yine. Bu iplerin çünkü görüntüsü çok daha güzel oluyor bence. Ben bunlara alışık olduğum için. Bunlar bükülmemiş suni ipek arkadaşlar. Şimdi iki katta görünüyor bunlar böyle. Bakın şuradan belli. Bunu biz bir daha katlayıp büküyoruz. Yani şu şekilde bir yere takıp şuradan takıp bir yere. Sonra ben sağa doğru büküyorum. Çünkü soldan sağa yapıyorum. Siz ters yönü bükebilirsiniz. Ters tarafa yapıyorsanız. Bu şekilde bunları bükerek kullanıyoruz. Yeşil ipim, krem rengi, kırmızı ve tohumlar için sarı ipim var. Ama bunların bir numarası yok arkadaşlar. Yani belli bir numarası yok. Onun için veremeyeceğim numaralarını. Sadece bükülmüş suni ipek diye anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar, ben ipimi büktüm, hazırladım. Önceden. Bakın. Düz bir ip oldu. Bükülmemiş halinde farklı bir şey oldu. Bakın. Bu bükülmemiş hali. Bu da bükülmüş hali. Şimdi oyamızı yapmaya başlıyoruz. Elimde halkamı yapıyorum. Küçük bir kök çalışacağız. Yani ne köklü ne de köksüz diyebileceğim bir oya modeli. Şimdi halkanın içine bir tane düğümü atıyorum. Ve ters çeviriyorum. İçine 5 tane zürafa yapacağım. Evet, 2 3 4 ve 5. Daha sonra ipimi kapatıyorum. İlk zürafama geçerken bir zürafamı yapıyorum. İkinci zürafaya geçerken bir zürafa yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra bir sonraki zürafaya geçiyorum. Yine bir sonrakine. Şimdi en son zürafama geldim arkadaşlar. Daha sonra ipi biraz daha çekip yukarıya çıkarken yaptığım ilk zürafayı da batıyorum. Borum oluşuyor. Şimdi bir sıra daha hepsine birer kere batacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir sıra daha dolandım. Ve yandaki zürafaya geçerken bir sayıyorum. Yine aynı yere batıyorum. İki sayıyorum. İki zürafa üzerine iki zürafa yapmış oldum. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Aynı yere batıyorum. Hafif düğümü sağa çekiyorum ki sol tarafa doğru bir tane düğüm yapabileyim ve bir zürafa oluşturuyorum buraya. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Ve arada bir zürafa yapıyorum. Tekrar aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. Arttırmış oldum böylelikle. 3 tane zürafam oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar ipimi geriye getiriyorum. Yine aynı yere batarak
arttırıyorum. Ortadaki zürafaya geçerken araya bir zürafa. Tekrar diğer zürafaya geçerken bir zürafa. Ve yine aynı yere batarak arttırıyorum. Böylelikle her sırada bir tane zürafa artıyor. Bir sıra daha arttıracağım. 5 tane zürafam olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, daldırmışım. 6'ya kadar arttırmışım. 5'te bırakacaktım. Şimdi ipimi buradan kestim. Orayı bırakıyorum. Şimdi baştaki zürafayı batıyorum. Burayı da ara ipi gibi bırakıyorum. Sonra bir yandaki zürafaya geçtim, bir tane zürafa yapıyorum. Sonra bir sonrakine de geçerken bir zürafa yapıyorum. Ondan sonra bu ipimi bu tarafa çeviriyorum. İkisini de aynı anda bağlayarak bu ipimi saklamış oluyorum buraya. Evet. Daha sonra yine en son zürafamı yaparken de aynı şeyi yapıyorum. Her iki ipimi de tutuyorum. Evet. Bu şekilde 4 tane zürafamı yaptım. Buradan kesiyorum. Buradan da kesiyorum. Şimdi eksiltmeye devam edeceğim. 2 tane zürafam kalana kadar eksilteceğim arkadaşlar. Ve 2 olacak zaten. Hepsine birer kere batarak eksilir gözemeli ilmeklerimiz. Evet, şimdi 2 tane zürafam olacak. Çok minik bir çiçek yapıyorum. Daha sonra bunların büyük boylarını da göstereceğim. Bu daha kolay diye bunu gösterdim. Sonra paylı olarak kesiyorum ipimi. Ve hemen ipimi tam dibine bağlıyorum bu yaprağın. Yine yana geçerken bir zürafa ve aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum. Şimdi bu yaprak gibi bir tane daha çalışacağım. Daha sonra bir tane daha çalışacağım. 3 tane çalışacağım bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde 3 tane yaprağımızı çalıştık. İlk baştakini kestim. Tabii ki o çok düzgün olmamıştı. Çok eklememeye çalışın zaten. Hele küçük yapraklarda daha bir zor olur ekleme yerleri. Şimdi ilk yaprağın boru kısmındaki ilk zürafasına batıyorum. Buraya yani. Tabii. Evet, şimdi ipimi bağladım buraya. Daha sonra hemen ikili zürafan olduğu sıraya geçiyorum. Tekrar diğerini. Hemen ipin ucunu yürütüyorum. Sadece başka ip yürütmeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ipimizin fazlalığını kestik oradan. Şimdi hepsine birer kere batıyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve etrafını dolanacağım. Uçta pay bırakıyorum ve onu saklıyorum. O zaman uç kısmı daha güzel görünüyor arkadaşlar. Evet, son zürafama geldim ipten önceki. Hemen
Bir alttaki zürafaya batıyorum ve ipin sağ tarafından geçirerek onu oraya saklıyorum. Daha sonra tekrar alttaki zürafaya en alta kadar ineceğim bu şekilde. Evet arkadaşlar, en alttaki zürafaya kadar indim. Şimdi ilk yaptığım, kenarı dolanırken ilk yaptığım zürafam var. Bayağı sıkı yapmışım. Onu alıyorum. Bir de sondaki zürafayı alıyorum. İkisini aynı iğneye alıyorum. Ve karşılıklı sıkıştırıyorum. Cimcikleme işlemi diyoruz buna. Şimdi hemen çok minik bir zürafa ile yandaki zürafaya, iki zürafadan öncekine atıyoruz kök kısmına. Şimdi üç yaprağımda bu şekilde çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi son yaprağımda cimcikleme işlemini yapıyoruz ve yandaki zürafanın içine inerek bağlıyoruz. Daha düzgün dursun diye yapıyorum bunu. Evet, şimdi biraz şurayı da uzun bıraktım. Hafif yakıp korkutuyorum. Burada bazen bizim iplerden dolayı hafif şeyler olabiliyor. Onları da hemen temizleme işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yaptım arkadaşlar. Bir tane de aynı bu şekilde, aynı bunu yaptığım gibi beşli kök başlayıp 3 sıra dolanıyorum. Ama 2 tane yaprak çalışıyorum ona da. Bu şekilde 2 tane yarım yarım çiçek yapmış oldum. Şimdi tohumlayıp ayarlamasını yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi tığ aldım. Tığımın arka tarafına geliyorum ve sarı ipimin ucunu tutuyorum burada avucumda. Daha sonra 1 2 3 4 6 7 8 9 kez sarıyorum ve ipimi düğüm atarak sıkıştırıyorum. Daha sonra tığdan çekiyorum ve hepsine birden batarak, yine batmaya çalışarak, çünkü küçük bir şey, bir tane daha düğüm yapıp zürafa oluşturuyorum arasına. Sonra daha sonra yaptığım zürafanın içine giriyorum ve yine aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Yani bir içine bir zürafa yaptım, iki tane ama hemen. Şimdi bunu da kesiyorum. Buradaki ipimizin fazlalığını da kesiyorum. Bakın şöyle bir tohum oldu arkadaşlar. Evet, buraya düşmüş. Evet, bu şekilde bir tohum yapmış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil ipimi aldım. Bir içine bir yapmıştım, ikinci zürafam, bir içine bir olan ikincisine ipimi bağlıyorum. Yine bir tane zürafa yapıyorum buraya ve onun içine geriye geliyorum. Buradaki yeşil ipimi kesiyorum çünkü içinden görünürse hoş olmayacaktır. Şimdi yapmamız gereken krem rengi, kırık beyazdan biraz fazla, yani tam krem de değil aslında, kırık beyazın biraz koyusu. İçinden geçiriyorum tohumumu iğnemin tersiyle her zamanki gibi, yerleştiriyorum buraya. Çok çektim, o kadar çekmeyecektim. Yani biraz yukarıya kaldırayım. Evet, şuradan sıkıyorum ve bir tane düğüm atıyorum buraya. Sonra buradaki ipimi kesiyorum. Şimdi bir de kırmızının içinden geçireceğim aynı şekilde hepsini. Tam ortadan geçirmem gerekiyor ki tam otursun içine. Evet. Şimdi bunu yerleştirirken arkadaşlar,
Bakın şu şekilde yerleştireceğim. Yani 3 yaprağı kırmızı, 2 yaprak krem rengi ama ayrı ayrı şekilde çalıştım bunları. Şimdi buraya da düğüm atacağım ama düğüm atarken iğne oyası şeklinde atacağım bunu. Çünkü devam edeceğim burada. Biraz zor batılabilir çünkü iç içe birkaç kat var burada. Düğümü yaptım. Hemen yan tarafına yakın bir yerine bir tane daha düğüm yapıp bir tane zürafa yapıyorum. Yine onun içine geriye geliyorum. Biraz önce yaptığım gibi aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum. Tekrar yaptığım zürafanın üzerine geriye geliyorum. Aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum. Buna bir içine bir zincir diyoruz. Şimdi bunu 2 santimden biraz fazla yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben 3 santim kadar, 3 santimden bile biraz fazla yapmışım. Ama bunu da 1,5 santim yaptım. Çünkü ben bunları kolyeye kullanmayı düşünüyorum. Ama siz yazma için kullanmak isterseniz dediğim gibi 1,5 santim, 2 santim civarında yapıp bu şekilde ikili çiçek şeklinde şöyle göstereyim, gösterebilirsem. Şu şekilde mesela yazmalarınızda çiftli çiçek olarak kullanabilirsiniz. Yani birkaç gün önce yaptığım bahar dalı gibi yazmalara çiftli çiçek ekleyebilirsiniz. Şimdi bunun devamı da var. Hemen onları da söyleyeyim. Şimdi ben kolyede kullanmak için tekrar bunlardan çalıştım ama bunun şimdi bir boy büyüğünü çalıştım. Alt kısmı, beşli kök kısmı aynı. 6'ya kadar çıkıp 2'de bıraktım. 2 tane de böyle çalıştım arkadaşlar. Evet. Sonra bir tane de 7'ye kadar çıkıp 2'de bıraktım yine. Aynı şekilde çalıştım. Sadece bunun ortasına, bunların 9 kere yapmıştık sarıları. 9 kere sarmıştık. Bunu 13 yok 15 kere sardım. Yani bunun biraz daha tohumu büyük oldu. Ben bu şekilde yani bir şey oluşturmak istiyorum. Kolye ucu şu şekilde olacak. Şöyle söyleyeyim. Bu da biraz daha uzun olacak. Bunlar da biraz uzun ve kısalı olacak. Yani 5 tane çiçek oluşturdum. Siz dediğim gibi bunları yazmalarda kullanmak için işte 2 çiçek, 1 büyük, 1 küçük yapabilirsiniz. Daha büyüğü de kullanabilirsiniz. Yani bir büyük bir küçük. Buna kök yapmadım çünkü onu sabit bağlayacağım. Bu şekilde 3 boy çiçeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi bunun alt kısmına nerede? Bunun alt kısmına yapraklar da çalıştım en uçta güzel görünsün diye. Şimdi o yaprakların yapılışını anlatacağım size. Ha pardon. Şimdi bununla bunu ekleyeceğim kolye için. Onun için kesmedim. Şu ikisini bir araya getireceğim. Bakın ikisini birden tutuyorum, ipimi geriye getirmişim gibi yapıyorum, sonra yine ikisine birden batarak bir tane zürafa yapıyorum ve buraya bir içine bir zincir yapmaya devam ediyorum. Onu kullanacağım yere göre istediğim boyda çalışabilirim. Yani ben şu şekilde yapmayı düşündüğüm için demin gösterdiğim gibi burada da 2 çiçek olacağı için yaklaşık bir sanırım 2,5 santim kadar daha yapacağım ondan. Evet arkadaşlar, biraz daha yaptıktan sonra ipi bırakıyorum. Bunlar çünkü son aşamada kısa gelebilir. Eklemem gerekir. Onun için bırakıyorum. Yani düğüm atmam gerekir bir şey için. Ucunda ipleri bırakıyorum bu şekilde. Şimdi tekrar yeşil ipimi aldım arkadaşlar. Esnettim her zamanki gibi. Bağladığımın bir altına geliyorum. İpimi bağlıyorum. Kaç tane yapmıştım burada? 1, 2, 3, 4. 5 mi? 1, 2, 3, 4. Aha, sayamadım. 4 tane yapmışım.
4 tane bir içine bir yapacağım. Bunları biraz da yaparken ayarlıyorum. Çünkü arkadaşlar sizin zürafalarınız büyük olur, küçük olur. Yani ona göre alttan ne kadar çıkmasını istiyorsak ona göre tasarlıyorum bunları. Uzun olmasını istersen ona göre. Şimdi benim zürafalarımla sizinkiler aynı olmayabilir. Şimdi 4 tane bir içine bir zürafamı yapıyorum. Sonra bunun üzerine 3 tane zürafa yapacağım aynı yere. Sonra 5'e kadar arttıracağım arkadaşlar. Yapraklarda yaptığım gibi. Evet arkadaşlar, 5 zürafaya kadar arttırdım. Sonra ipimi geriye getiriyorum. Buraya arttırıyormuşum gibi bir tane pırpır yapıyorum ama çok büyük yapmıyorum. Zaten yapraklarım minik. Sadece kenarlarında küçük küçük çentikler görünsün istiyorum. Onun için benimki daha da küçük oldu. Acele ettim. Şimdi başa kadar gidiyorum. Son zürafamı birazcık büyük yapıyorum. Bir düğüm mesafesi diyeyim. Sonra onun içine bakın geriye doğru bir pırpır yapıyorum. Daha sonra ilk baştaki zürafaya geliyorum. Demek ki pırpır gibi olmadı ama bazen olabiliyor böyle. Şimdi hemen buraya pırpırımı yapıyorum. Daha sonra 3 tane zürafamı yapıyorum. Her seferinde hem başta hem sonda pırpır yapıyorum arkadaşlar. Son zürafamı da pırpır yapıp bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son zürafamın ucuna da bir tane pırpır yaparak bitirdim yaprağımı. Şimdi hemen buradan kesiyorum ipimin fazlalığını. Ve tam aynı yerin karşısından diğer taraftan da bir tane aynı şekilde yaprak çalışıyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi çift yaprak çalışıyorum. Bu şekilde oyalarımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben kolye dizayn edeceğim için bunları da sonra şöyle hafif kaldırtıyorum ben. Dimdik durmaması için orada. Evet, bu şekilde. Daha sonra dediğim gibi bir daha aynı şeyler söylüyorum. Ay çok affedersiniz. Şimdi bunu buraya dikeceğim ikisinin arasına. Bunları da yukarıya koyacağım. Biraz ters taraftan göstermişim gibi oldu ama şöyle çevirebilirsem. Evet, bu şekilde bir kolye dizayn edeceğim ama siz bunu kolyede kullanmak istemezseniz dediğim gibi iki tane bir büyük çiçek bir küçük çiçekle ya da daha büyük çiçekle küçük çiçeği kullanarak kolyeler yapabilirsiniz. Yazmalarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Farklı yerlerde kullanabilirsiniz bunları. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız arkadaşlar. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve evde kalın arkadaşlar.